Azerbaycanlı kardeşlerimize Erzurum'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Erzurum kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen konuklarını ağırlıyor. Yeni Azerbaycan Partisi Yönetim Kurulu üyesi ve Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı Tahir Mirkişili ve beraberindeki heyet Erzurum'da ziyaret ve temaslarda bulundu. Heyet AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bugün iki günlük bir program için çok kıymetli misafirlerimiz var. Azerbaycan'dan Yeni Azerbaycan Partisi Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in partisinin milletvekilleri ve yöneticileri bugün aramızda. İki günlük bir program için kendileri Erzurum'dalar. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuştu. Tabii ki 30 günlük bir süremiz var. Bu süre içerisinde gidilmedik ilçe, gidilmedik mahalle, gidilmedik köy, sokak, hane kalmayacak. Şu anda da 6 milletvekili adayımız ve akabinde önümüzdeki süreçte buraya teşrif edecek olan mevcut milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekillerimiz, Erzurum'da siyaset yapmış, AK Parti'mizde siyaset yapmış bakanlarımız, kendilerine de programlar çerçevesinde seçim çalışmasında aktif olarak bulunacaklar. Yeni Azerbaycan Partisi Yönetim Kurulu üyesi ve Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı Tahir Mirkişili, Kahramanmaraş depremlerini gündeme getirdi. En büyük ekibi Azerbaycan'ın gönderdiğini hatırlattı. Bu bizim borcumuz dedi. Türkiye'de çok büyük bir facia baş verdi. Depremden sonra her bir insan Azerbaycanlı olarak Türkiye'ye gelme, insanların yanında olmak, imkanı sattığımız kadar yardım etmeyi ve bu desteği gösterme arzumuz var. Bizim birçok ekiplerimiz var zaten. Dün Kahramanmaraş'ta, aynı zamanda Hatay'da bizim milletvekillerimiz depremzadelerle de görüştüler. Bundan önce bizim ekiplerimiz de vardı orada zaten. Çünkü bildiğiniz gibi Azerbaycan en büyük ekip gönderen Türkiye devlettir. Bu bizim borcumuz zaten. Çünkü biz her zaman kardeşlerimizin yanında olmak borcumuz var. Biz depremzadeler, aynı zamanda bizlerden olan biriler herkesten. Evet. Ama bugünkü seferlerimiz daha çok bu ilişkileri daha da üst seviyeye kaldırmaktır. Çünkü biz Türkiye ve Azerbaycan devletleri Sayın Aliyev ve Sayın Erdoğan'ın dövründe olduğu kadar hiç zaman bu kadar yakın olmadılar. Evet. Tamam, biz bir milletiz, biz severiz her zaman. Biz Sovyetler dövründe sınırlar kapalı olduğu zaman da Türkiye'ni sevdik. Biz radyolardan bir Türk şivesi işittiğimiz zaman, aa böyle bir bizim bir milletimiz de var diye bunu da duyduk. Çünkü ben sınırda da oldum ben. Ben Karabağ'danım. Biz her zaman bunu duyduğumuz zaman çok sevici ve coşkuyla ve sınırı rastladığımız zaman da iç koşmak istediğimiz ülke her zaman Türkiye oldu. Yani bize bunu yasak ettiği zaman da bu sevgini hiç zaman içimizden çıkartabilmediler. Mirkişili, Karabağ Savaşı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği desteği de anlattı. Karabağ Savaşı zaman Sayın Erdoğan'ın demeyi ki Azerbaycan yanlış değil, biz buradayız zaten. Ve Türkiye uçaklarının Gence'de beşlemesi, bunların hepsi üçüncü ülkelere çok büyük bir mesaj idi ki siz karışamazsınız. Biz de zaten bunu istiyorduk her zaman. Biz her zaman değildik ki ya bizi başlı başına bırakın. Bu Ermenistan arkasında olan devletler geri çekilsin, yardım etmesinler. Biz kendimiz meselelerini hallederiz zaten. Mayıs inşallah uzakta yüzü sakıyla çıkar.